أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر بربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, sınav için bizi yaratmış olduğu bu dünyada işimizi kolay kılmıştır. Estaizu billah, yuridu Allahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık murad ediyor, Allah size zorluk murad etmiyor. Kulluk kolaydır, imtihanı kazanmak da kolaydır. Yeter ki insan bu imtihanı kazanmak istesin, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yüzünün ak olmasını istesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin bize verdiği vazifeleri bilinçli, şuurlu, ibadet niyetiyle yerine getirdiğimiz takdirde imtihanı kazanmış oluyoruz. Çok zor mu? Çok zor değildir. Aynı zamanda bir takım vazifeleri biz zaten yaratılışın da gereğidir. Bugünkü dersimizde yaratılışın gereği olan, uygulanması da çok zor olmayan ama çok önemli olan temizlikle alakalı bir dersimiz ve müzakeremiz olacak. Kıymetli dostlar, temizlik Arapçada taharet ve nezafet kelimeleriyle ifade edilir. Temizlik deyince dinimizde İki şey akla gelir. Bir maddi pisliklerden arınmak, bir de manevi pisliklerden arınmak. Her ikisine de temizlik denir. Bir insanın temiz olması demek sadece elbisesinin temiz olması anlamında kullanılmıyor. Şu adam çok temiz adam derler. Yani sadece elbisesi açısından değil, ahlakı açısından, tavır ve davranışlar açısından olgun olan insana çok temiz insan denir. Çok temiz idareci. Rüşveti yok. Severek işini yapar. Demek temizlik sadece elbise ve beden temizliği değildir. Ahlak temizliğine de temizlik denmiş oluyor. Arapçadaki taharet kelimesi her ikisini de içerisine alıyor. Yani maddi ve manevi temizlik. Müslüman insana maddi temizlik ne kadar yakışırsa manevi temizlik de o kadar yakışır. Ben gıcır gıcır tertemizim diyebilmek için hem maddeten hem de manen temiz olmak lazım. Kıymetli dostlar, dinimizde pislikleri affedersiniz ikiye ayırır. Birisi maddi pislikler, birisi de manevi pislikler. İdrar dediğimiz, kan dediğimiz, leş dediğimiz, bunlar maddi pisliklerdir. Elbette bunlardan temizlenmeye de taharet deniyor.
necasetten taharet. Bir insanın küçük ve büyük abdest temizliği necasetten taharettir. Elbisemizi isabet eden idrar, kan gibi şeylerin temizlenmesi, bedenimizin veya elbisemizin bu şekilde temizlenmesine necasetten taharet deniyor. Necaset maddi pislik demektir. Necasetten taharet de maddi pisliklerden temizlenmek demektir. Dinimizde taharet dendiği zaman maddi ve manevi pisliklerden arınıp Mevla'nın huzuruna çıkmaya hazır hale gelmeye taharet tarif edilmiştir. Çünkü dinimiz bir hades diyor, yani manevi pisliklere hades diyor. Bir de maddi pislikler var, onlara da neces diyor, necaset diyor. Maddi pislikler olan idrar ve kan gibilerden temizlenmeye necasetten taharet deniyor. Abdestsizlik ve cünüplük gibi manevi pisliklerden temizlenmeye de hadesten taharet deniyor. Taharet temizlik demektir. Hades de manevi pislikler demek oluyor. Peki manevi pislik deyince abdesti ilgilendiren manevi pislik iki tanedir. Birisi abdestsizliktir, birisi de cünüplüktür veya adet halidir. Yani bir insan eğer abdestsiz ise hades var onda, manevi bir pislik var kendisinde. Eğer bir insan cünüp ise veya kadın adet halinde ise onda hades var, yani manevi bir pislik var. Bu manevi pislikler, abdestsizlik ve cünüplük dediğimiz birbirinden orantı olarak farklıdır. Yani abdestsiz olan insandaki manevi pislik ile cünüp olan insandaki manevi pislik arasında fark vardır. Nasıl? Abdestsiz olan insan üç şeyi yapamaz. Onun o manevi kirliliği ona üç şey yapmasını engeller. Bir, abdestsiz olduğunu bile bile namaza duramaz, namaz kılamaz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, ''Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için sabah namazının farzını kılmaya veya nafile namaz kılmaya Allahu Ekber'' deyip Allah'ın huzuruna namaz olarak duramaz. Namaz olarak duramaz. Demek ki abdesti olmayan insan manevi olarak pistir. Bu pislik ne yapıyor kendisine? Üç şeyi yapmasını engelliyor. Bir, namaz kılamaz. İki, Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir ayete çıplak el ile tutamaz. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ Temiz olmayanlar Kur'an'a tutamazlar. Üçüncüsü de, abdesti olmayan bir insan, abdestsiz haliyle beraber Kâbe'yi tavaf edemez. Demek ki abdestsizlik manevi bir pisliktir. Bu manevi pislik insanda varken üç şeyi yapamıyor. Namaz kılamıyor, secde yapamıyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir ayete el tutamıyor. Çıplak şekliyle. Bir de Kâbe-i Muazzama'yı tavaf edemiyor. Kâbe'yi tavaf edecek olan insan abdesti tavaf etmesi lazım. Tavaf ederken abdesti bozulursa gidip alacak, bıraktığı yerden devam edebilir. Ama abdestsiz yaptığı tavaf geçerli bir tavaf değildir. Namaz kılarken ikinci rekatte, üçüncü rekatte abdestimiz bozulsa ne yapmamız lazım? Abdesti alıp devam etmemiz lazım. Veya baştan başlamamız lazım. Devam da olabilir, baştan da başlayabiliriz. Bir insan namazın ortasında abdesti bozulmuş olsa, belli kriterlere uyarak, dünya kelamı konuşmadan en yakın yerden gitse, abdest alsa, gelse, namaza bıraktığı yerden devam edebilir mi? Edebilir. Tavafta da bir insan tavaf esnasında abdesti bozulmuş olsa, tavaf dediğiniz Kâbe'nin etrafında yedi defa tur atmaya, şavt deniyor ona Arapçada, yedi tane şavt, yedi kere dönüş bir tavaf sayılıyor. Diyelim ki dört kere döndü, beşincisinde veya üç kere döndü, dördüncüsünde abdesti bozuldu. Bırakacak, gidecek, abdestini alacak, gelecek, bıraktığı yerden devam edecek. Peki cünüp olan insana
Onda da manevi bir pislik, hades vardır. Ama cünüplüğe hadesi ekber deniyor. Yani manevi pisliği onun daha büyüktür. Cünüplük ile adet hali, lohusalık hali onlara hadesi ekber deniyor. Ne demektir hadesi ekber? Yani cünüp olan insana yasak olan şeyler, abdestsiz olan insana yasak olanlardan daha fazla. Abdesti olmayan insana yasak olan şeyler 3 taneydi. Ama cünüp olan insana yasak olan şeyler 5 tanedir. Aynen abdest olmayan insana yasak olan 3 tanesi ona da yasaktır. Namaz kılamaz, Kur'an-ı Kerim'e el tutamaz ve Kabe'yi tavaf edemez. 2 tane daha ilave vardır. Cünüp olan insan Kur'an-ı Kerim'e el tutamadığı gibi Kur'an-ı Kerim okumak da okuyamaz. Ezber de okuyamaz, bakarak da okuyamaz. Abdesti olmayan bir insan Kur'an-ı Kerim'e el sürmeden bakarak okuyabilir mi? Okuyabilir. Ezber okuyabilir mi? Okuyabilir. Abdestsiz insan Kur'an-ı Kerim'i istediği gibi okuyabilir. Sadece el tutmasında sıkıntı var. Ancak cünüp olan insan Kur'an-ı Kerim'e el tutması haram olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okuması da haramdır. Ancak dua niyetiyle dua ifade eden ayeti kerimeleri okuyabilir. O da dua niyetiyle, Kur'an niyetiyle değil. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Kur'an'dan ayettir ama duadır bu. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kur'an'dan ayettir ama duadır. Demek ki cünüp olan insan Kur'an niyetiyle ayet okuyamaz. Dua niyetiyle okuyabilir. Peki cünüp olan insana 5 şey haramdır dedik. Abdesti olmayan insana 3 şey haramdı. Bu 3'e ilaveten 2 tane daha var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim tutamadığı gibi okumakta okuyamıyor. Etti 4. Beşincisi nedir? Abdestsiz insan camiye girebilir mi? Normal abdesti olmayan insan camiye girebilir. Elbette camiye girmenin adabındandır camiye abdestli girmek. Ancak abdestsiz insanın camiye girmesi haram mı? Değil. Ama cünüp olan insanın camiye girmesi haram mı? Elbette haramdır. Demek ki cünüp olan insana, abdestsiz insana ilaveten 2 şey daha haramdır. Birisi Kur'an-ı Kerim okumak, birisi de camiye girmek. Peki adet halindeki kadın, lohusalık halinde veya aybaşı halindeki kadın, ondaki de hadesi ekberdir. Aynen cünüplük gibidir. Ancak onlarda haramlar, yasaklar biraz daha fazlalaşıyor. Mesela adet halinde olan kadın veya lohusalık halinde olan kadın cünüp olan insana göre ilave olarak oruç da tutamaz. Demek ki adet halinde veya lohusalık halindeki kadının cünüp olan kadın veya erkekten farklı olarak oruç tutamaz. Onun için adet halindeki kadının veya lohusalık halindeki kadının Ramazan'da oruç tutmayıp daha sonra onun yerine Ramazan'dan sonra temiz halindeyken kaza etmesi gerekmektedir. Adet halinde ve lohusalık halindeki kadınlara bir ilave yasak da eşleriyle cinsel ilişkiye direkt girmeleridir. Bir başka ifadeyle göbeğiyle diz kapağı arasından çıplak bir şekilde beynin erkeğinin istifade etmesi, kendisini tatmin etmesi caiz görülmemiştir. Demek ki kıymetli dostlar, buraya kadar şunu paylaşmaya çalıştık. Manevi pislik dediğimiz, hades dediğimiz şey abdestsizliktir, cünüplüktür, adet hali ve lohusalık halidir. Bunlar birbirinden farklı mıdır? En düşük seviyesindeki abdestsizliktir. İkinci seviyedeki cünüplüktür. Üçüncü seviyedeki de adet haliyle lohusalık halidir. Abdestsiz olan insana 3, cünüp olan insana 5, lohusalık veya adet halinde olan kadına da 7 şey haram kılınmıştır. Ne zaman bu haramlar kalkmış, yasaklar kalkmış olur? Abdeste ihtiyacı olan abdest almakla, boy abdestine ihtiyacı olan boy abdesti almak suretiyle bu hadesten, hadesi esgar veya hadesi ekberden arınmış ve temizlenmiş olacak. Bu temizlik hasıl olunca bu yasakların tamamı kalkmış oluyor. Kıymetli dostlar,
hadesten taharet dediğimiz zaman, sonuçta bu da bir taharettir. Ne yapmış oluyoruz abdestle? Elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı meshediyoruz, ensemizi, kulaklarımızı gözden geçiriyoruz, ayaklarımızı efendim ne yapmış oluyoruz? Güzelce yıkamış oluyoruz. Biz banyodan çıkmış olsak, gıcır gıcır tertemiz hamamdan çıkmış olsak, bedenimizi gıcır gıcır tertemiz yapmış olsak, abdest bozacak bir şey bizden sudur etmiş olsa, çok affedersin, küçük bir abdest ihtiyacına çıkmış olsa, ben biraz önce banyodan çıktım, gıcır gıcır tertemizim diye ne yapamaz? Namaza duramaz. Çünkü abdesti bozulmuş oldu. Her abdest alması gereken insan ne yapıyor? Abdest uzuvlarını güzelce yıkıyor. Ağız dediğin 3 defa su veriyorsun, burun dediğin 3 defa su veriyorsun. Velev ki biraz önce dişlerini fırçayla temizlemiş ol, önemli değildir. Bu abdest, efendim usulüne uygun alındığı zaman başından sonuna kadar bir temizlikten ibarettir. Boy abdesti, tepeden tırnağa kadar bir temizlikten ibarettir. Boy abdesti alacak olan insan veya abdest alacak olan insan yıkanması gereken yerlerde kıl kadar kuru bir yer bıraktığı takdirde abdest abdest olmaz, boy abdesti boy abdesti olmaz. Bu kadar temizliğe ihtimam gösteriyor abdest ve boy abdesti konusunda. Kıymetli dostlar, hadesin iki kısım olduğunu, hades-i ekber ve hades-i esrar olduğunu ifade ettim. Daha önce de maddi ve manevi pislikler ve bunlardan taharet diye ifade ettim. Necasetten taharet de maddi pisliklerden temizlenmektir. Üzerimizde idrar varken namaza durabilir miyiz? Belli bir miktarda olduktan sonra namaza duramayız. Dirhem miktarından fazla olunca temizleme imkanımız varsa kesinlikle temizliğimizi yapmamız lazım. Şimdi şunu paylaşmak istiyorum siz dostlarımla. Temizlik dendiği zaman akla Müslüman gelmesi lazım. Temizlik dendiği zaman akla biz gelmemiz lazım. Neden? Çünkü dinimiz gerçekten temizliğe çok ihtimam göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَظَّهِّرِينَ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu tevbede hassas olanlara, temizlik konusunda hassas olanlara muhabbeti vardır, onları sever buyuruyor. Sadece temiz olmamızı değil, temizlikte hassas olmamızı Allah bizden istiyor ve diyor ki eğer siz temizlikte hassas olursanız ben sizi severim. Kuba Mescidi'nde bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, talebeleri Efendimiz'den aldıkları manevi atmosfer ile o manevi güç ile temizlik konusunda çok farklı bir noktaya geldiler. Temizlikteki hassasiyetlerini doruk noktaya çıkardılar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَظَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ O Kuba Mescidi'nde öyle insanlar vardır ki temizliği çok severler, temizlikte hassastırlar. Allah da böylesine temizlikte hassas olanları sever diyor. Öyleyse temizlik denince aslında akla Müslüman gelmesi lazım, ehli Kur'an gelmesi lazım, yani biz gelmemiz lazım. Dinimizin temizliğe verdiği ehemmiyeti, namazın şartlarından bir şart olması açısından baktığımız zaman, kulum, namaza durmak istediğin zaman iki tane temizliğe dikkat edeceksin. Başka türlü huzuruma gelme. Bir, abdestsizsen abdest alacaksın, cünüpsen boy abdesti alacaksın. Bunlar olmadan huzuruma duramazsın. İki, bedeninde, elbisende, secde edeceğin, namaz kılacağın yerde eğer necaset varsa böyle de benim huzurumda duramaz, namaza duramaz. Hem bedenindeki necaseti gidereceksin, hem elbisendeki necaseti gidereceksin. Hem de namaz kılacağın, dizlerini, ayaklarını koyacağın, alnını koyup secde edeceğin yerdeki efendim necaseti gidereceksin. Böylece namaza durabilirsin. Yoksa namazın şartları tahakkuk etmemiş olur. Necasetten taharet gerçekleşmemiş olur. Bir insan abdestsiz bir şekilde namaza durması ne kadar anormal ise, bedeni pis iken namaza durması da bir mazeret yoksa o kadar anormaldir. Mazeretten neyi kastediyorum? Bazı insanlarda durmadan kanayan yara vardır veya idrar kaçağı vardır, özür sahibidir. O istese de istemese de kendine malik olamıyor, kaçırıyor. O özür sahibi kabul edilir, onlar idare edilirler. O özür sahibinin üzerindeki, affedersin, idrar akması abdestini bozmuyor. Öyle mi?
özür sahibi olan insanın idrarının akması, kanının akması abdestini bozmuyor özür sahibi olduğu için. Akması onun abdestini bozmadığı gibi elbisesindeki fazlalığı da namazına engel değildir. Çünkü o özür sahibidir. Ama bunun dışında özür sahibi olmayan bir insan belli bir miktarın üzerinde necaset varsa elbisesinde, bedeninde veya kılacağı yerde bunu temizlemeden bu necasetten taharet hasıl olmadan namaza duramaz. Bu bize neyi gösteriyor? Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin temizliğe verdiği ehemmiyeti gösteriyor. İkinci olarak necasetten taharet veyahut da pisliklerden arınmak diyelim, temizliğe dikkat etmek diyelim. Dinimizin bu konuda verdiği hassasiyet, ortaya koyduğu hassasiyetlerden birisi de kıymetli dostlar, bize deseler ki kabirde azap var mıdır, yok mudur? Ne deriz biz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diye dua ediyorsa kabir azabı var mıdır, yok mudur? Olmayan kabir azabının nesinden sığınacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kabir azabından sığındığına göre kabir azabı vardır. Peki kabir azabı bu ümmet için, ümmeti Muhammed için genelde hangi konuda daha çok gündeme gelir? Temizlik konusunda gündeme gelir. Kıymetli dostlar, kafirler için demiyorum, Müslümanlar için diyorum. Müslümanlar için ahirette en büyük sıkıntı imandan sonra diyoruz, namaz konusudur eğer aksaklık varsa namazda. Bir insanın ahirette yüzünü kara çıkaracak olan, bir Müslümanın yüzünü kara çıkaracak olan nedir? Hesabını vermekte zorlanacağı konu nedir? Konuların başında Allah'a karşı olan vazifelerinden namaz konusu gelir. Namaz defteri düzgün, temiz olmayan bir insan ahirette zor durumda kalır, sırat köprüsünde zor durumda kalır. Peki kabirde ise bu iş namazdan ziyade temizlik konusuyla alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadis-i şerif var. Bir ufak bir mini bir kabristandan geçiyordu. O geçtiği kabristanda yatan mezarlara bir baktı. Ve dedi ki şurada iki tane kabir gösterdi. Şu iki kabirdeki insanlar azap görüyorlar. O işaret ettiği kişiler de Müslüman kişilerin kabriydi. Bunlar azap görüyorlar. Bunların gördüğü azap çok büyük günahlardan dolayı değildir. Bir tanesinin suçu abdest temizliğine dikkat etmezdi. Yani affedersin küçük abdest temizliğine dikkat etmezdi. Bevl dediğimiz idrar temizliğine dikkat etmezdi. Diğer ikincisi de insanlar arasında o ahlaki bir sıkıntı. İnsanlar arasında nemmamlık yapardı. Yani ondan sözü alıp öbürüne götürüyor. Gelinden alıyor, kayınvalideye götürüyor. Kayınvalideden alıyor, geline götürüyor. Kadından alıyor, kocasına götürüyor. Ortaktan alıyor, öbür ortağa götürüyor. Komşudan alıyor, öbür komşuya götürüyor. Talebeden alıyor, hocaya, hocadan alıyor, talebeye götürüyor. Aralarını bozmak için. Buna nemmamlık deniyor. Demek ki iki kabir gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu kabirlerde olan insanlar ciddi bir azap görüyorlar diyor. Bunların birisi idrar temizliğine dikkat etmediğinden dolayıdır. Bir tanesi de nemmamlık yapıp insanlar arasını bozduğundan dolayıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki ne anladık kıymetli dostlar? Bundan ne anladık? Bundan şunu anlıyoruz. Dinimiz gerçekten temizliğe çok ihtimam gösteriyor. Bir tanesi bunu namazın şartlarından bir şart olarak kılmıştır. İkincisi, taharetteki, temizlikteki taksir meselesini, yani tembellik ve gevşeklik yapma işini kabir azabı sebeplerinden bir sebep olarak kabul etmiştir. Hatta bir hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ اَوْ مِنَ الْبَوْلِ İdrardan dikkat edin, sakının. Temizliğinde hassas olun. Zira kabir azabının çoğu idrardandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, bundan dolayıdır ki bir Müslüman küçük abdestini bozacağı zaman hassas olmalıdır. Hassas olmalıdır. Yarın kabir azabına çarpılmak istemiyorsa hassas olmalıdır. Temizliğini adam gibi yapmalıdır.
kendinden emin olduktan sonra abdest almalıdır. Biz buna istibra diyoruz. Başlı başına dersimiz burası olmadığı için, sadece bu bölüm olmadığı için bu kadarla geçiyorum. Birçok insan ayakta idrarını yapar. Hiç temizlik yapmadan yoluna devam eder. Nasıl bir şey? Nasıl bir Müslümanlık? Nasıl bir temizlik anlayışı? İnsan affedersiniz helaya gitmiş olsa bile, temizliğini yapsa bile, akıntının tamamen kesildiğinden emin olmasına istibra deniyor. Bunu bile sağlaması lazım. Kılacağı namazın hesabını ondan yapması lazım. O andan itibaren yapması lazım. Demek ki namazın şartlarından birisi taharettir, temizliktir. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz temizlikte gevşeklik yapan insanın kabirde sıkıntıya düşeceğini, kabir azabına duçar olacağını haber veriyor. Buna tekrar biraz daha döneceğim kıymetli dostlar. Temizliğe dinimizin verdiği önemi anlatırken Bakara Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَظَاهِرِينَ Allah tevbede hassas olanları, ciddi manada tevbe edenleri ve temizliğe dikkat edenleri sever. Demek ki temizliğe dikkat etmek Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmanın sebeplerinden bir sebeptir. Dersime başlarken Kuba Mescidi'nde olan insanlardan, temizlikte hassas olan insanlardan bahseden bir ayet-i kerime söylemiştim. Tevbe Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَظَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ O Kuba Mescidi'nde öyle insanlar vardır ki Peygamber'den aldıkları terbiyeyle sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan aldıkları ilhamla temizlik konusunda artık zirve olmuşlardır. Temizlik konusunda hassas davranıyorlar. Bir damla idrarla namaza durmuyorlar. Efendim ve temizliğe A'dan Z'ye kadar sadece idrar meselesi değil, A'dan Z'ye kadar hadesten, necasetten her ikisinde hassas davranıyorlar. O temizlik konusunda hassas olanları ben de seviyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki anlaşılıyor ki kıymetli dostlar, temizlik konusunda dinimizin ortaya koyduğu ihtimamı, namazın şartlarından bir şart olması, kabir azabına dikkatsizliğin kabir azabına sebep olması, ayrıca Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmanın yollarından birisinin temizlik konusunda hassasiyet göstermek olduğu, ayrıca bir başka konu kıymetli dostlar, temizlik insanın fitratına uygundur. Yaratılış itibariyle insanoğlu temizliği sever. Mesela bir ortama gitsek, çok affedersiniz, İhtiyacımızı görmek için tuvalete gitsek, bizden önce oradan çıkan insan orasını berbat, pis bir şekilde bıraksa nefret eder miyiz? Ederiz. Biz yapmadık. İnsanoğlunun yaratılışı nereye muvafıktır? Allah insanı mükemmel yaratmıştır. Nezafete muvafıktır. Yani temiz ortamı gördüğümüz zaman hoşumuza gider. Parka gidiyoruz, arkadaşlarımıza oturacağız, bir kanepeye oturacağız, sohbet edeceğiz. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz kanepelerde etrafı en temiz olan hangisi ise gidip orada oturuyoruz. Değil mi? Demek ki bizim yaratılışımızda efendim ne vardır? Temizliğe karşı fıtrat gereği bir meylimiz vardır. Bir başka şeyi paylaşayım sizinle. Kıymetli dostlar, biz kirlendiğimiz zaman banyoda sıcak suyumuz var, soğuk suyumuz var, ılık hale getiriyoruz, şampuan var, efendim katı sabun var, sıvı sabun var. Bunlarla beraber temizlik yapıyoruz. Çamaşırlarımızı ne yapıyoruz? Bulaşık makinesine, çamaşır makinesine atıyoruz. Çamaşır makinesinde çamaşırlarımızı temizliyoruz. Tabaklarımızı vesaireyle de bulaşık makinesinde temizliyoruz. Peki piyasada baktığımız zaman dolaşan kediler, tavuklar, horozlar, kuşlar. Bunlar toprakta dolaşan hayvanlar. Bakıyorsun ki gıcır gıcır. Bir kedi oturduğu zaman hemen başlıyor diliyle beraber sağını solunu yalayıp temizlemeye. Toprağın içerisine girip kanatlarıyla beraber toprağı böyle havaya doğru fışkırtan, havalandıran tavuk, biraz sonra bakıyorsun ki gıcır gıcır, bembeyaz, tertemiz. Bir kaza bakıyorsun, bir ördeğe bakıyorsun, onlar bile temizlik konusunda ne? Hassas. Affınıza sığınarak söylüyorum, bir kedi bakıyorsunuz ki kirleteceği zaman, büyük abdestini diyelim yapacağı zaman ne yapıyor? Ayağıyla beraber eşeliyor. İşini bitirdikten sonra üzerine kapatıyor, kimseyi rahatsız etmeyeyim diyor. Yani insanın fıtratında temizlik var. Allah Celle Celaluhu yaratırken
hayvanların fıtratında da temizliği koymuştur. İnsanların eliyle beraber temizlenecek olanlarda aynı hassasiyeti göremezsiniz. Mesela çok affedersiniz, inek tavuk kadar kendisini temizlemez. Doğru mu? İnek tavuk kadar kendisini temizlemez. Çünkü ineğin bir sahibi vardır, o onu temizleyebilir. Ama tavuk, insanın kucağına girip de ne yapmaz? Kedi insanın eline girip de aynı şey gibi, inek gibi onu siz temizleyemezsiniz. İneğe ne olacak? Sahibi temizleyecektir, tarayacaktır vesaire olacaktır. Kısacası temizlik konusu, kıymetli dostlar, dinimizin ehemmiyet verdiği, fıtratımızda var olan, Rabbimizin fıtratımıza yerleştirmiş olduğu önemli bir kemalattır. Kıymetli dostlar, temizlik dediğimiz zaman, abdest almanın bir temizlik olduğunu, boy abdesti almanın bir temizlik olduğunu efendim ifade ettik. Bir de elbiselerimizde, bedenimizde, çevremizdeki necasetleri temizlemenin de temizlik olduğunu ifade etmiştim. Bu temizliklere dikkat etmek için yukarıdan beri saydığım kriterler fıtratla alakalı, dinimizin tavsiye ettiği efendim veyahut da şart olarak ortaya koyduğu noktalardan biz bunu anlıyoruz. Ama bir de şu vardır. İster adam Müslüman olsun, isterse Müslüman olmasın. Ne diyoruz? Pislik, affedersiniz, mikrop üretir. Mikrop da hastalık üretir. Öyleyse mikrobun kaynağı nedir? Pisliktir. Doğru mu? Mikrobun kaynağı nedir? Pisliktir. Kıymetli dostlar, hadis-i şeriflere baktığımız zaman düzensizliğin, pisliğin her çeşidine karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmıştır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yolda, parkta, insanların kullandığı yerlerde iki tane lanet edenden sakının diyor. Nedir? İki tane lanet eden, sakının diyor. Çok affedersiniz, bir adam insanların geçeceği yolda, oturacağı parkta, gölgeleneceği piknik alanlarında idrarını yaparsa, arkadan gelen adam ne yapacak? Veya çok affedersiniz, büyük abdestini yapıp ortada bırakırsa, arkadan bir hafta sonra gelen adam tam efendim hasırını serdi, oturacak, pis bir koku gelmeye başladı. Bakacak ki ortalık berbat. Ne yapacak? Allah'ım rahmetinle tecelli et diyecek değil ya. Ne yapacaktır? O pisliği orada bırakmış olan insana lanet etmiş olacaktır. Bir insan anasına babasına sövmemeli diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki ya Resulallah, bir insan annesine babasına söver mi? E diyor, sen birisini anasına söversen, babasına söversen o adam kalkacak seni anana babana sövmüş olacak. Eğer sen onun anasına sövmeseydin o da senin anana sövmeyecekti. Dolayısıyla sen onun anasına sövdüğünden dolayı o da sana sövmüş oluyorsa sen kendi annene sövdürdün. Kendi anneni kendin sövdürdün. Dolayısıyla annenize sövmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda, parkta, insanların kullanacağı piknik alanlarında pis olarak bırakılan o kötü ortamı bir arkadan gelenler gördüğü zaman hoşlanmayacak, en kibar ifadeyle ne diyecek? Görgüsüz insanlar, pis insanlar diyecekler. Yüzümüze karşı söyleseler rahatsız olur muyuz? Bize birisi görgüsüz insan, pis insan dese rahatsız olur muyuz? Oluruz. Arkamızdan bunu söyletmemek lazım. Şimdi buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ve imadatul eza anit tariki sadakatu. Kirletmeyi koy bir tarafa. Birisi kirletmiş. Onun kirlettiğini alıyorsun, atıyorsun, o alanı temizliyorsun. Aynen bir fakirin cebine para koymak neyse, nasıl bir sadaka ise, kirlenmiş bir alanı temizlemek de nedir? Öylesine bir sadakadır. Bu bakımdan dinimiz sadece abdest konusunda değil, necaset konusunu sadece bedenimizde değil, evimizin, yatağımızın, iş yerimizin, yazıhanemizin, ofisimizin, efendim piknik alanı olarak kullandığımız yerler, insanların efendim gelip gittiği, gezdiği yerler, oturaklar, yollar, caddeler, bütün bunlarda temizliğe dikkat etmenin bir sadaka olduğunu veyahut da burada var olan bir takım eziyetleri, halkı rahatsız edecek şeyleri gidermenin bir sadaka olduğunu, buraları pisletmenin ve bizden sonra gelecek olan insanların lanet etmesine, küfretmesine sebep olacak yanlışları yapmanın ciddi bir vebal olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize
aktarıyor. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'e yaklaşırken şu hadisi şerifi sizinle paylaşmak isterim. Sahabe-i kiram içerisinde Medine-i Münevvere'de muhacirlere sahip çıkan insanlara ne diyorduk? Ensar diyorduk, doğru mu? Ensarlar içerisinde, ensar içerisinde Akabe, iki Akabe biati arasında daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden Müslüman olan Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri vardı. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri vardı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra ona Ensar'ın efendisi, seyyidi lakabını taktı. Seyyidül Ensar. Gerçekten kavmi içerisinde saygın birisiydi. Bu zat Bedir Savaşı'na katılanlardan birisiydi. Nihayet bu zat Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri Uhud Savaşı'nda aldığı bir yara neticesinde şehit olmuştur. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şehit olmuştur. Şimdi bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden Müslüman olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman onu kabilenin reisi ilan etmiştir. Gerçekten Bedir Savaşı'na katılmıştır. Bedir Savaşı'na katılanlara Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir ikramı vardır. Bedir Savaşı'na katılanlara ilk savaştır Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'na katılıp Ebu Cehillerin gebertildiği o savaşa katılan Müslümanlara Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfu vardır. Ayrı bir ikramı vardır. Ayrıca bu zat Uhud Savaşı'na katılanlardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında etten duvar olanlardan birisidir. Aldığı yara ile birkaç gün sonra ruhunu teslim etmiştir. Hazreti Sa'd ruhunu teslim ettikten sonra bunun cenaze işlemleri yapılıyor, yıkanıyor, kefenleniyor ve cenaze namazı kılınıyor. Hazreti Cabir anlatıyor buradan sonrasını. Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Sa'd ibn-i Muaz'ın cenazesine katıldık. O, kabre konduktan sonra ve üzeri toprak doldurulduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dedi. Biz de o öyle deyince biz de Subhanallah, Subhanallah dedik. Biraz sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Biz de onun böyle dediğini duyunca Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedik diyor. Fakat daha önce biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cenaze defnetmiştik. Böyle bir durumu, heyecanlı bir manzarayı ilk gördük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. O tesbih edince, Subhanallah deyince biz de Subhanallah dedik. O Allahu Ekber deyince biz de Allahu Ekber dedik. Sonra sordu bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ya Resulallah, neden böyle Subhanallah, Subhanallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber dediniz? Başka cenazelerde yapmadığınız bir şeyi yaptınız. Dedi ki, şimdi kabre koyduğumuz bu Allah'ın salih kulu vardı ya, Sa'd. Kabir onu öyle sıkıştırdı, öyle sıkıştırdı ki, o manzarayı gördüm, kendime malik olamadım, taaccüp ettim, Subhanallah, Allahu Ekber dedim diyor. Şimdi, biraz önce kabre konmuş olan kim? Sa'd ibn-i Muaz. Kim bu? Efendimiz Medine'ye gelmeden Müslüman olan ve Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten muzahirlik yapan ve Efendimizin bu kavmin Ensar'ın efendisidir dediği, Bedir Savaşı'na katılan, Bedir Savaşı'na katılanların fazail ve kemalatını elde eden, Uhud Savaşı'na katıldığında aldığı yarayla ruhunu teslim eden sahabe-i kiramın büyüklerinden birisi. Kabre koyuyorlar, kabir bunu daralttı. Kabir kendisini daralttığından dolayı sıkıştırdı kendisini. Kabrin sıkmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah, 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 Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Sahabe-i kiram da aynı şeyi söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Bu Sa'd ibn-i Muaz ne yaptı ki bu? Yani hep fazail ve kemalatı biliniyor, hep iyi tarafları biliniyor. Kabrin sıkmasını, sıkıştırmasını gerektirecek nesi vardı diye daha sonra bu konu gündeme geliyor.
Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, Sa'd İbn-i Muaz öyle bir zat idi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ruhunu teslim ettiğinde, öldüğünde arş titredi dedi. Sa'd'in ölümüne arş sallandı dedi. Yani sıradan birisi değil, arşın ölümüne sallandığı bir insan bu. Gök kapıları kendisine açılmıştır. 70 bin tane melek onun cenazesine şahitlik yapmış, hazır olmuştur dedi. Özellikler anlaşıldı mı kıymetli dostlar? Sa'd İbn-i Muaz Hazretleri öldüğünde arş titredi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gök kapıları, rahmet kapıları açıldı sonuna kadar diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Meleklerden 70 bin tane melek cenazesine iştirak etti diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama son cümlede de لَقَدْ ظُمَّ ظَمَّةً ثُمَّ فُرُّجَانُهُ Kabre girdiğinde kabir oyunu öyle bir sıktı, öyle bir sıktı ki bütün kemikleri birbirine girecek şekilde sıktı onu, sonra tekrar serbest bıraktı, rahata bıraktı onu, buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İşte işin püf noktası kıymetli dostlar, Hazreti Muaz su'ile, enne Rasûlallâhü sallâhü su'ile an bi'alik, Efendimiz'e sorulmuş, neden böyle? فَقَالَ كَانِ يُقَصِّرُ ف۪ي بَعْضِ الطَّهُورِ يَعْنِ مِنَ الْبَوْرِ Sa'd ibn-i Muaz gerçekten çok büyük bir insandı ama bu mübarek zat, küçük abdest temizliği konusunda hassas değildi. Arşın kendisi hakkında titredi, gök kapıların kendisine rahmet olarak açıldı, cenazesine 70 bin meleğin iştirak etmiş olduğu böyle bir zat, Ensar'ın efendisidir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den methü sena alan, madalya alan bir zat, kabre girdiğinde kabir onu öyle bir sıkıyor, öyle bir sıkıyor ki bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyor. Bunu duyan sahabi de aynı şekilde heyecanlı bir şekilde Subhanallah diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Sahabe-i kiram da aynı şeyi söylüyor. Sebebi nedir diye sorulduğu zaman evet bunun ufak bir hatası vardı. Neydi bu ufak hatası? Küçük abdest temizliğine dikkat etmiyordu. Buna bevl diyoruz, istibra diyoruz. Kıymetli dostlar, işin özeti şu. İsterseniz Bedir Savaşı'na katılın, isterseniz Uhud Savaşı'na katılın, isterseniz cenazenizine 70 bin tane melek iştirak etsin, siz kendi açığınızı kendiniz kapatacaksınız. Eğer temizlik konusunda hassas değilsek, bunun hesabını biz ödeyeceğiz. 70 bin tane meleğin bizim cenaze namazımıza katılmış olması bizim o hesabımızı düzlemiyor. Onun için bu konuda kıymetli dostlar, taharet konusunda, temizlik konusunda dinimizin ortaya koyduğu ihtimamı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evlerimizde, iş yerlerimizde, umumi yerlerde Müslümanın kullandığı tuvaletler gıcır gıcır olmalı. Ayakta idrar yapmamalı. İdrar yaptıktan sonra temizlikte hassas olmalı. Parklarda, efendim piknik alanlarında, yollarda, insanların kullanacağı yerlerde onların küfretmesine, onların midesinin bulanmasına, yol açacak ne pis adamdı bizden önce burasını kullananlar demesine sebep olacak hiçbir oluşum sebebi olmamalı Müslüman. Oturduğun parkta arkadaşınla sohbet ederken ay çiçeği çekirdeği kullanabilirsin. Kabak çekirdeği de kullanabilirsin. Ama senden sonra oraya gelecek olan insan, sen nasıl ki yer ararken temiz yer arıyor idiysen, senden sonra gelecek olan insan da öylesine temiz yer arayacaktır. O zaman medeni olmak lazım. Medeni demek şehirde yaşayan insan görgülü olur. Ne yapmak lazım? O kullanacağın çekirdekleri koyacaksın. Nasıl olsa bunun bir poşeti var. Bir yere biriktireceksin, çöp bidonuna atacaksın, etrafı kirletmeyeceksin. Temizliğe biz Kur'an'dan aldığımız, sünnetten aldığımız efendim gıdalarla herkesten daha fazla layıkız. Ve bu konuda başkalarına örnek olmak mecburiyetindeyiz diyorum. Dersimin bu noktasını burada bitiriyorum. Yüce Rabbim genciyle, ihtiyarıyla, Kur'an'a sımsıkı sarılan, öldüğü zaman cennet bahçesine girer gibi kabre girebilen, ruz-u mahşerde de ilk cennete girenlerle girebilmeyi her birimize nasip eylesin diyorum. İllahi'l-Fatiha.